Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün 7 Mayıs 2023. Burada oğula niyetlenen bir kovanım vardı. 3 Mayıs kontrol ettiğimde bir sürü yüzük vardı. Ana yüzüğü. Ana arıyı göremedim. Akşam saatiydi. Vakit dar, hava da kararıyordu. Şimdi onu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bakalım yüzükleri ne yapmışlar? Ana arısı var mı? Bu kovana bir çalışma yapacağız. Yapacağımız çalışma ne? Arılığımda güzel bir ırk olan kovandan daha önceki videomda görmüşsünüzdür. İzleyenler bilir. Su şişesinden ana arı üretimi diye oradan bunun içerisinde başlatıcı yaparak bu kovana ana arı üretmeyi planlıyorum. Şimdi kovanı hep birlikte açalım. Önce yüzükleri hepsini bozacağız. Ana arısı varsa ana arısını bulacağız. 3 Mayıs'ta yüzük vardı. Bugün 7 Mayıs. Yani bir 5-6 gündür, 7 gündür oğla niyetli. Belki anası yoktur. Belki de anayı beğenmediler. Belki de sıkıştılar. Bilmiyorum. Önce ana arıyı bulacağız. Yüzüklerin hepsini bozacağız. Daha sonra diğer kovandan su şişesine günlük yumurta, güzel bir günlük yumurtalı çıtadan su şişelerine 7 tane yaptım arkadaşlar. Onu da videoya devamını ekleyeceğiz. Çok uzamasın. Şimdi bu kovanı hep birlikte açalım, bir bakalım durumu neymiş. Evet, kovanı açacağız. Yüzüklerini kontrol edeceğiz. Daha doğrusu yüzükleri bozacağız. Ana arısını kontrol edeceğiz. Ana arısı var mı? Ana arısı varsa ana arıyı bilmiyorum, başka bir kovana alır mıyız? Ya da zaten oğulcu bir arı. Yani bunun ilk gelişi de oğuldu. Arıcılığa ilk başladığımda demek ki oğula meyil ediyor. 9 çıta. En son 3 Mayıs'ta açmıştık. Bakacağız ne durumda, göreceğiz. Allah, bütün yüzükleri bozacağız. Daha sonra evet, burada bir tam petek vermiştim, hafiften kabartmışlar. Çok fazla bir işlem yok hampetekte. Bunu sıraya alalım. Dursun. Bismillah. Evet. Yüzükler var burada ama bunlar boş. Burada yumurta yoktur diye tahmin ediyorum. Nektar çekmişler. Doğadan demek ki bir şeyler getiriyorlar. Burayı komple sulamışlar nektarla. Burada yüzükler var, boş. Bütün yüzükleri bozacağız, boş da olsa. Bozmak zorundayız. Yani kovan ya oğul ya da anası yok. Çünkü 7-8 çıta olduğunda oğula yatıyor. Yani oğula niyetleniyor. Burayı da kabartıyorlar. Güzel. Yüzük var. Ana arıyı göremedim. Evet. Paket yavru. Güzel de yavrusu da var. Gördüğünüz gibi paket olmuş. Ama her yeri yüzük dolu görüyorsanız. Yüzüklerin hepsini bozacağız. Bunlar boş. Kuşlara yapmışlar. Hepsi boş arkadaşlar. Ama içeride doluları vardır bence.
izliyorum, bakacağız. Biz gördüğümüz yüzü bozacağız. Çünkü bunu bunda ana arı üretmeyi düşünüyorum. Aralıkta kötü olan ana arıları değiştirmek. Böyle anasız kalan, oğla niyetlenen kovanlara vermek için. Evet, bakın burada bir yüzük kapanmış. Gördüğünüz gibi. Yani birkaç gün daha yapmasak buradan oğul çıkar. Ben yüzükleri temizleyeyim. Daha sonra yine görüşeceğiz. Video çok uzun olmasın. Evet arkadaşlar. Ana arıyı buldum. Ana arı burada. Buraya koydum ana arıyı. Bakın. Ana arı burada geziyor. Görüyorsanız. Yani anası olduğu halde yüzük yapıyorlar. Demek ki oğula gidecekler. Şimdi ana iki çıtayla buradan alacağız. Geriye 2, 4, 5, 6, 7 çıta burada bırakacağız. Oğuldan vazgeçireceğiz. Buradaki de tüm yüzükleri bozacağız. Anaydı iki çıtayla başka bir yere alacağız. Ne yapacağımıza karar veririz. Burada ana arı olmazsa, yüzükleri de bozarsak bunlar oğula gidemez. Oradaki yüzükleri de bozarız. O zaten iki çıta mevcut alacak. O da oğula gidemez. Şimdi bunların ben yüzüklerini temizleyeyim. Anayı bir kovana alayım. Başka bir yere yüzük koyayım. Devam edeceğiz. Ana arıyı bu çıtada günlük yumurtalı bir çıta aldım. O kovandan da günlük yumurta almasın. Hani yeniden yüzük yapma eğilim azalsın diye. Yine vardır günlük yumurta ama bu çıta komple günlük yumurta. Çünkü yavru sökülmüş, ana komple yumurtlamış. Bir de yeni kabarmakta olan bir çıta. 3 çıta olarak ana arıyı buraya koydum. Şimdi bunu buradan götüreceğim arkadaşlar. İçerisine arı falan da silkelemeyeceğim. Zayıflasın, önemli değil. Yani yavru arılar kalsa yeter orada. Çünkü yani arı da silkeleyebiliriz ya da evet bir çıta da arı silkeleyeyim. Kapatıp bunu aralıkta başka bir yere götüreceğim. Sonra bu kovana yapmam gerekeni yapacağım arkadaşlar. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu kovandaki tüm yüzükleri bozdum. 2, 4, 5 çıtaya indi. Bir tane de daha önceki vermiş olduğum hiçbir şey yapmamışlar, ham petek. Bunu da bırakayım. Arı bununla oyalansın, petek ölsün. Anayı aldım içinden. Evet, ana arıyı içinden aldık. Bir tane ham. Bunlarda da komple hepsinde yavru var. Çıkacak. Arı dışına taşıyor. Şöyle. Şimdi bunların hepsi içine girecek. Şimdi ana arısını yeni aldığım için içinden ve içerisinde de şu an günlük yumurta olduğu için bu kovanın biraz anasız kalması gerekebilir aslında. Yani günlük yumurtaların çatlayıp larvaya dönüşüp arıların yüzük yapamayacak hale gelmesi gerek normal şartlarda. Çünkü benim vermiş olduğum su şişelerini güzel şey yapmayacaklardır. Kabartmayacaklardır ama ben yine de vereceğim. Şöyle, zaten benim vereceğim günlük yumurta arkadaşlar. Bunlar içerisindeki larvadan yüzük oluşturacaklar. Sonra ben bir dahaki gelişime bozacağım. Sade benim şişe kalacak. Yani o şekilde bir şeyler yapacağız. Bakalım videonun sonunda ne olur bilmiyorum. Şu an bunu böyle kapatacağım. Öbür kovanı da aldım. İleri götürdüm. Bunu başlatıcı olarak başlatacağım arkadaşlar. Evet. Böldüğüm kovanı buraya koydum. Kapağını da açtım arkadaşlar. Şimdi bunun içerisindeki tarlacılar tabii ki oraya gidecek. Ana arı 3 çıta olarak burada kalacak. Bu da böyle bir bölme olsun. Orada ana arımızı ürettiğimiz onun anasından buraya veririz. Bunun anasını alırız. Çünkü bunun anası oğulcu bir ana. Arıcılığa ilk başladığım ana arı 3. yaşında. 3. yaşını doldurdu. 3 sene oldu biz başlayalı. Yani 7-8 çıtada oğula yatıyor. İçinde ana arı var. Yani bu anadan bize hayır gelmez. Evet, öbür kovanı da kapattık. Sonra şeyimizi hazırlayacağız, düzeneğimizi. Ama onu bu videoya ekleyemem. Çok uzun oldu.
Bakın bu şekilde su şişelerine içerisine petekten günlük yumurta alacağız. 7 tane o kovana vereceğiz arkadaşlar. Evet, beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şimdi bu o kovanda belki bugün yapmayabilirim bu transfer işlemini. Yani günlük yumurta su şişesinde günlük yumurta verme işlemini. Çünkü onun içerisinde halen günlük yumurtalar var. Larvalar var. Arılar onlardan yine yüzük yapacaklardır. Boşuna süt harcayacaklar oraya. Oradaki o larva ve günlük yumurtaların ana yüzüğüne dönmeyecek hale geldiğinde yapmak daha mantıklı. Bakacağız artık. Evet, bu şekilde videoyu sonlandırıyorum. Burada da bir tane bölme almış olduk, 3 çıtalık. Bu da ana burada devam etsin. Bu anayı daha sonra alacağız. Orada ana ürettiğimizde o anadan buna vereceğiz. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. 6 Mayıs, 7 Mayıs 2023 Adana'dan. Herkese sevgiler, saygılar. Aralıktayız. Daha hiç kovan kontrol etmedim. Şimdi yapmam gereken işlemler var. Onları yapacağım. Herkese hayırlı, bol kazançlı sezonlar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.